Selamünaleyküm kardeşler. Turan Dursun'un e, Din Bu isimli kitabı üzerine konuşacağımızdan bahsetmiştik. Ön sözünü yaptık ve kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. 23. sayfadan itibaren bölüm açmış. Şimdi hızlı hızlı geçeceğim ben. E, toplamda 3 cilt, bir cildi 240 sayfa ise 250 sayfa ise 750 sayfa filan. Ama e, kitap çok dolu değil. Ben iddialara cevap vereceğim. Kaç video olur bilmiyorum ama... Yani şöyle çoğunlukla şey yapıyor. Hani bir başlık açıyor. Bu makale şey anladığım kadarıyla gazete yazısı gibi falan bir şey. Bir makale açıyor. İşte konuyla ilgili ayetleri koyuyor falan. Uzun uzun herkesin bildiği şeyleri, ayetleri uzun uzun koyuyor. Kendince Tevratla kıyaslamalar falan yapıyor ve şey böyle saçma sapan bir kelime bile olsa, konuyla alakasız bir şey bile olsa uzun uzun kelimeyi falan anlatıyor. Böyle üslup olarak bahsediyorum yani eserden alakasız bilgiler yani konuyla hiç alakası olmayan bilgiler koymuş. Daha ziyade bunlar işte mesela Türkçe'de olsa kelime, Arapça'da olsa, Farsça'da olsa işte bu kelime işte şu bu anlama gelir filan diye uzun uzun bilgiler ve arkasından böyle basit ve saçma genelde bir yargı. Ben genelde yargılar üzerine konuşacağım o yüzden. Yani bütün şeyi hızlı geçmiş olacağız. Ama neredeyse tüm yargıları, inşa ettiği tüm yargıları da ele alacağım. Hani ne bileyim işte Adem kıssasından bahsederken, Adem kıssasının tamamını filan buraya ayetlerine ise yığmış bir şey varmış gibi. Hatta pek çok yerine işte el anlattığı içirir filan gibi. Yani buralardan dolayı kitabın biraz hacmi şey. Benim tahminim 250-300 sayfaya filan indirilebilir bir şeymiş bu hani. Adem kıssasının tamamını anlatmaya gerekiyor. Hani şöyle diyor ya filan diye geçeceğim ben oraları. E neredeyse tamamını incelemiş olacağız yani. Kur'an'ın tanrısı nerede diye bir başlık açmış. Yani şimdi müteşabih ayet-i bu Allah'ın hani sema lafzı geçiyor herhalde onu ele almaya çalışmış. E, bu ayetlerde Tanrı'nın gökte gökte olduğu çok açık bir şekilde anlatılmakta. Kur'an yorumcularından gökte olmayı, yerinin yurdunun olmaması, Tanrı'ya, Tanrı kavramına yakıştıramayanlar pek çok. Ne var ki Kur'an kendisinin bunu Tanrı'ya yakıştırdığı ve öyle anlattığı bir gerçek. Yorumcular zorlamalı yorumlara sapsalar da bu gerçeği değiştirememekte. Şimdi çoğunlukla şöyle bir tarzı var hani daha ziyade manipülasyonu şeyini gösterme açısından söylüyorum. Yani siz işte bir şey, Ayet-i celle bir şey söylüyor. Aynen böyle çok kaba, cahil insanlar gibi ayetten ilk anlaşılan şeyin illaki öyle olması gerektiğini filan düşünüyor. Ve bununla alakalı sizin yapacağınız her açıklamayı aynen burada yaptığı gibi etiketliyor. Mesela nedir? Yorumcular zorlamalı yorumlara sapsalarda. Yani ben bu ayetten saçma sapan bir şey anlayacağım. Sen de buna cevap verdiğin zaman zorlama yoruma kaçıyorsun. Mesela yani bu şeyler, şahıslar metin okuyorlar mı bilmiyorum. Daha önce hayatlarında hiç klasik metin okumuşlar mı? Onu da bilmiyorum ama Homer'in metinlerini işte Platon'un metinlerini falan vesaire okurken siz metnin her birinde ilk anlaşılan böyle demiş Platon filan gibi filan bir yaklaşımla şey yapmazsınız. Metni anlamaya çalışırsınız. Mesela sarıyla maviyi çelişik sanıyorlar. İşte sarıyla mavinin çelişik olmadığını, bunların farklı terkipler olduğunu filan anlatamıyor ama hayır zorlama yorum yapıyorsun falan gibi diyorlar. Kur'an Allah'ın gökte olduğunu falan söylemiyor. Allah yani böyle bir şey yok. Mekan tutmadığıyla ilgili bütün ümmet arasında icma var. O yüzden bu üslubu tanıyın diye burayı okudum. Burada bir şey yok yani. Ve bu mitolojidir filan gibi bir şey geçmiş. Oysa biz böyle inanmıyoruz yani. Allah Teala'nın mekandan münezzeh olduğuna inanıyoruz. Takriben neredeyse bütün alimlerimiz de Allah mekandan münezzeh olduğunu söylemiştir. Çünkü göktedir diyenler bile. Yani biz bu lafza itaat ediyoruz. Böyle bir ayeti celle var. biz bu lafza itaat ediyoruz ama keyfiyeti meçhuldür. Keyfiyeti meçhuldür diyen bizim anladığımız manasıyla bir şey değildir bu der. Neredeyse ümmet de bu konuda icma etmiştir ama ne ifade eder. Tevillerle zorlama teviller yapıyoruz şu an. Arkadaşın etiketlediğine göre. Ve burada mesela arşla ilgili bir manipülasyon yapmış arkadaş. Bu arş ayeti cellede geçiyor ya. Bunlar mesela bir de şey var. Dine giriş çıkışla ne alakası? var? Yani Müslümanların kendi arasında anlamaya çalıştığı ayetler ama dışarıdan şey yapmaya çalışıyorsunuz. Peki ve demiş ki bu arşı 8 daha keçisi taşıyor. Bunu başlığı da böyle atmış 26. E, bir hadis koymuş buraya. Hadis e, burada var e, önümde Arapçası. İsnadı hu zayıf. E, İsnadı zayıftır. Ondan sonra rivayetinde tek bulunan bir şahıs var. Yani senette tek bir şahıs var. E, yani şahıs bir yerde teke düşüyor. O şahıs da hakkında meçhul denilmiş, zayıf denilmiş ve benzeri. Rivayetin lafzı da münker olduğu için bu hadis çok çok ciddi bir şekilde zayıf. Ama bunu mesela çok çok zayıf olduğunu belirtmemiş, demiş ki Muhammed açıklamasında bunlar için şöyle diyor. E şimdi nasıl oluyor bu? Anladın mı? Yani o yüzden bu kitapları böyle anlayamıyorsanız şeyini yaptığı manipülasyonu okumayın. Yani full şey kafa karıştırmak için atılmış şeyler. Bakın mesela Tanrı'nın biçimi ve boyutu. Sayfa 29. Buraları anladığım kadarıyla derlemişler konu konu. Ar peş peşe getirmişler. Tanrı'nın tıpkı insana benzediği görülür. Örneğin insan görür, işitir. Tanrı da görür, işitir. İnsan konuşur, Tanrı da öyle. İnsan gelir gider. Bu Tanrı da. İnsan kızar, öfkeler. Bu Tanrı da. Şimdi e, bunu insan biçimli antropomorfik olarak ele almış. Yani insana konuşan bir kitap nasıl anlatabilir başka türlü? E, nasıl hitap edebilir? Yani bir zarure anladın mı? Yani Ta, mesela şunu tenkit etmesi lazım. İnsana hitap etmez Allah. Ya Bununla ilgili mesela tartışılabilir. Tartışırsın vesaire filan. Ama hitap ettiğini kabul ediyorsan insanın anlayacağı şekilde hitap edecek. Burada ne anormal. Böyle hep çocuk çocuk şeyler yani. Mesela şu an okuduğum üç tane filan yazı oldu. E, bu kadar yani. Yazıların bütün şeyi bu. Çünkü içerik bu yani. Birkaç tane rivayet koymuş mesela buraya. Anladınız mı? Aynı manaya gelen bir sürü rivayet. Söz bu. Bundan ibaret. Yani konuşmamalı filan. Yani i̇nsana benziyor konuştuğu için. Ya insanı anlatıyor zaten İnsan anlattığı için insanın anlayacağı şekilde anlatıyor. Ben görürüm diyor. E, görmek kelimesi senin zihninde bir anlam ifade ettiği için bunu kullanıyor. Haberdarım vesaire gibi. Haber yani bu şimdi Allah tüm aşkınlığı içinde ele aldığında e, o zaman hitabı anlayamazsın ki hitap sana nasıl şey olacak Allah Teala tarafından gibi filan böyle. Evet, İslam'ın Tanrısı akıllı mı? Bir diğer yazısı. Akayd kitaplarında Tanrı için akıllı şuurlu denmediğini denemeyeceğini belirtiyor. Tamam. Yani böyle diyormuşuz. O yüzden bizim haşa tanrımız e, şey oluyor neydi onun ismi? Akılsız filan demiş gibi oluyormuşuz. Öyle anlatmış. Evet. E, açıklamayı da koymuş. Tanrı için akıllı denemeyeceğinin nedeni açıklanırken akıl e, akıl olmadan önce tanrının bilgisiz bir dönem geçirmiş olmasını. Yani bilgisi kazanım manasında bir şey değildir. Kazanımla bilgi elde edilmez. E, ve haricen sıfatlarında geçmediği için biz bu anlamı buna atfedemeyiz. Allah Teala'ya atfedemeyiz. Çünkü akıl insan için filan gibi bir anlamda açıklama yapılmış. Kendisi de bu açıklamayı nakletmiş. Mesela şöyle demiş. Oysa Tanrı'nın öteki nitelikleri için de aynı şey söylenebilir. Örneğin hayatı Tanrı yaratmıştır Tanrı'nın hayatı vardır denilemez. Şimdi ben, kafa biraz şey zayıf çalışıyor. Kes bile olan özelliklerle kes bile olmayan özellikler arasında biraz problem yaşamış. Bir de gayet Müslümanlar bunu çok kolay bir şekilde. Tamam işte Allah Teala kendini tanımladığı gibidir. Biz zaten onun aşkınlığı içinde onu anlayamayız der ve bu tanımlama içinde bu şekilde gelmediği için biz bunu kabul etmeyiz. Hatta akıl kelimesinin kökü de e, bağlamak ve benzeri işte devenin ayağını bağlama akale kökü oradan gelir. E, alı koymasından insanı alı koymasa Allah Teala'nın böyle bir şeye ihtiyacı da yoktur zaten. Yani bu akıllıdır demek çok bu şey. İlginç. Mesela alim kadir isimleriyle kıyaslamaya çalışmış kendince. Bakın bir insan alim olması için illa kesbetmesi gerekmez. Anladınız mı? Yani bir, bir, çok algı düşük. Evet. Kur'an'ın tanrısı insan iradesi tanımıyor. Kader problemi. Biz bunun videosunu çektik. İnsan iradesi de gayet tanıyor. E, mükellef kılması zaten insan iradesini e, tanıdığını gösterir. Ve haricen e, ilginç yani dinin özü... ol. Yani mesela bu adamın yazıları işte İslam tartışması falan şey yapacaksa dinin özüyle ilgili mesela meseleleri konuşabilir. Ama sürekli tutup şey böyle Müslümanlar arasında zaten işte gergin olan bir konu. Hadi ger 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 oradan bir şey bulmaya çalış. Ya da bir tarafın tarafınkini seç. Onu kabart 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 Müslümanlarda algı yarat. Yani nasıl irade tanımıyor? Ben videosunu çektim. Hem aklen hem de naklen bir sürü e, irade tanıdığına dair şey var. E, gerilimi kavrayamadığı için şimdi kader videosunu izleyin. Orada bir meseleden bahsediyoruz. Orayı kabartıp duruyor işte. Evet. Tanrı bildi anladı ki. Alim Allahu. Bu ifadenin mazi sigada olmasından dolayı Allah Teala'nın zaman içinde bilip anladığını şey yapıyor. Ya, Bak hep aynı basit şey. Sürekli aynı şey. O yüzden çok hızlı hızlı geçiyor, geçmiş oluyoruz. Çünkü biz biliyorsunuz video süreleri de genelde buna göre delilin veya ortaya konulan argümanın ciddiyetine göre süre ayarlamaya çalışıyorum ben ya da böyle bir çabam yok ama böyle oluyor genelde. Şimdi az önce de söyledim, insana hitap ediyor. Bir sigada kullandığı zaman insanların sigaları, konuşma sigalarının tamamını zaman içinde olduğu için doğal olarak bir tanesi kullanılacak bunun. Yani bu Muzari olsaydı da aynısını söyleyecek. Yani mazi geçmiş siga, Muzari Arap dilinde hem şimdiki zamanı hem geniş zamanı hem de gelecek zamanı ifade edebilir. Ee, ne olması lazım? Yani ne diyecekti yani? Anladın mı? Yani hitap varsa bu doğal. Yani bu e, hitap olmalı mı olmamalı mı tartışıyoruz ne tartışıyoruz? Ben anlamıyorum. Bu ne yani? Bir ateist Müslüman tartışmasında bu şeyin ifadenin anlamı ne yani? Bakın bakın ifadeye bakın. Buraya meal vermiş. Meale bakın verdiğim meale. Oruç gecesinde Bakara 187'ye meal vermiş. Bunu da büyük harfle yazmış bilerek ilginizi çeksin diye. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Tanrı bildi anladı ki, bunda ısrarla şey yapmış anladı kelimesini koymuş. Yani çok fikri haysiyeti çok düşük. Siz kendinize egemen olamıyorsunuz. O nedenle sizin tevbenizi kabul etti ve size bağışladı. Şimdi girişin kadınlarınız artık. Bu girişin kelimesini büyük harfle yazmış. Tamam mı? Ahlaksız. E, fikren de söylüyorum, normal insani olarak da söylüyorum. Şimdi biz şey yapalım. E, bakın. Birincisi, tamam mı? Bir metin çevrilirken eğer fikri ahlakınız varsa bir metin çevrilirken önüyle sonuyla beraber alırsınız. Tamam Öndeki üslup, sondaki üslubu da size anlatır. Birincisi zaten böyle kaba, terbiyesiz bir üslup kullanacak olsa Kur'an. Siz onlar için birer elbisesiniz. Onlar sizin için birer elbisedir. İşte kelimesi, cümlesini tercih etmez. Oraya da kaba bir şey koyar. Oysa orada çok naif bir ifadenin olduğundan, devamındaki ifadenin de çok naif olduğunu anlarsınız. Ne diyor? Fel'âne. Artık bu an, hani bundan sonra bu girişin diye çevirdiği kısmı okuyorum terbiyesiz herifin. Başiruhunne vebtegu mâ onlarla mübaşeret kurun. Yani Türkçe'de geçmiş bir kelime zaten. Hani cinsi bir anlam ifade etmez. Türkçe'de bile. Aynı mekanda, aynı yerde bulunma gibi filan bir anlam ifade eder. Aynı yerde bulunabilirsiniz filan diyerek bu şeyi kinaye etmiştir. ima etmiştir. Yani izin vermiştir. Oruç gecesi işte Ramazan ayında mesela iftarla sahur arasında buna müsaade edilmiştir. Bu ifadeyi anlatırken zaten önünde libas kelimesini kullanarak o kaba üslubu iyice inceltmiştir. Kur'an'da bu çok yaygındır. Mesela bu tarla benzetmesi de mesela bunun için yapmıştır. Kur'an böyle kaba e, algılanan şeyleri hep yumuşak üsluplarla, güzel naif üsluplarla geçmeyi tercih etmiştir. E, ve başır ifadesinin hiçbir yerde girişin gibi filan... Girişin ne demek ya? Girişin nasıl bir anlamı yani Türkçe'de? Mesela girişin kelimesini Türkçe'de ifade ettiği mecazın karşılığı nedir? Öyle bir kelime olması lazım Arapça'da. Böyle bir kelime yok bir şeyde. Ve başırı ne Onlarla mübaşeret edin. Yani bu kelimenin naifliğiyle şu herifin çevresini alın. Bunu bilerek yapıyor işte anladınız mı? O kelimeyi de büyük yazıyor buraya. Bunu okuyan insanların da %99,99'u Arapça bilmiyor. Yani bildiğiniz ergen saldırganlığıyla eser yazıyorlar. Bunların kalitesi gerçekten çok düşük. ya yani bu insanların insan olarak da kalitesi çok düşük. Ergen saldırganlığıyla fikir filan ele aldıklarını sanıyorlar. Her şeyine saldıralım, her şeyinden nefret edelim, her şeyinden nefret ettirmeye çalışalım. Hiçbir metin böyle anlaşılmaz. Hiçbir fikri böyle anlayamazsınız. Birincisi inanmıyor dahi olsanız din denen şeyin iyiliklerini görmeye çalışır. Doğru bir fikir adamı. Bir sürü faydası olmuştur der vesaire vesaire vesaire. Bunları ele almaya çalışır. En azından objektifse. Terbiyesiz Evet. Nasih mensuh kısmını koymuş. Yazma bozma tahtası filan gibisinden. Ben nesile ilgili videomuz var. İsmail Cerrahoğlu'nun içinde anlattık. Evet. inandırmak için Kur'an'daki Tanrı'nın ant içmeleri üsluptur. Yani Kur'an insana hitap... Bak hep aynı şeyler. Kur'an insana hitap eder ve insanların kullandığı üslubu kullanmak zorunda. Çünkü allah Teala'ca bir üslubu biz anlayamayız. Çok basit bir şey. Hep aynı şeylerin etrafında dönüp duruyor. E, yemin senin üslubunda da ifadeyi tehdit ediyorsa o zaman allah Teala sana hitap ederken de ifadesini tehdit ederek ifade eder. Yani güçlendirir ifadesini. Evet, Kur'an sizi inandırmaya, evet bunlara inandırmaya çalış çabalar. E tabii ki inandırmaya çabalayacak. Yani metnin doğası bu. Evet, Kur'an'daki Tanrı'nın bedduaları demiş. İnsanların Tanrı'dan üstün bir güçten dilekte bulunmaları doğal ama Tanrı'nın dilekte bulunmasına gelince anlaşılır gibi değil. Tanrı her şeyin her gücün üstünde görüldüğüne göre hangi üstün güçten dilekte bulun? Senin anlayacağın bir üsluptur, sana hitap ediyor çünkü. Bak bu kadar bunu böyle şey diye makale falan diye yazmış. Evet. Kur'an'daki Tanrı'nın insanları ayırma politikası. Mümin kafir ayrımı falan diye bilinmedik bir gerçeği te keşfetmiş. Kitabı bir de şey sanıyorlar. Işte, Din bu. Siz bilmiyorsunuz. Turan Dursun size dinin gerçeklerini öğretiyor. allah Teala niye insanları işçi, işveren vesaire yapmadı? İşte dünyanın düzeni bunun üzerine mi kuruldu? Bunun üzerine kuruldu vesaire diye. Burayı şey yapmış. İmtihanın kompleks yapısıyla alakalı mesela beni büyüleyen bir şey bu imtihanın kompleks yapısı kimisini sağlıklı kimisini sağlıksız kimisini fakir kimisini zengin kimisini zeki kimisini aptal kılarak Allah Teala bütün insanları birbirine girift bir şekilde bir imtihan kompleksi kurmuş. Ama arkadaş işçi ve işveren olmasına itiraz edip sınıf ayrımı yapmış filan diyor. Nasıl olacaktı? Yani ne olmalıydı? Herkes eşit. Bir yumurta, iki yumurta gibi. Bütün insanlar birer yumurta gibi birbirine eşit. Olduğunda zaten kainat işlemezdi, düzeni olmazdı. Yani kainatın yürüyüşü olmazdı. Çünkü insanlar hepsi birbirine eşit olduğunda hep hiçbirinin birbirine ihtiyacı olmaz. Hiçbiri birbirinin ihtiyacını gideremez. Vesaire gibi bir duruma gelirdi. Yani saçma sapan itirazlar. İşte mesela buradan şunu anlayabilirsiniz. Bu adam 2000 yılında yaşamış. Bir sürü de kitap okumuş. Mesela böyle bir şey inşa etse ne kadar saçma olur değil mi? Mesela bunun inşa edeceği felsefe ne kadar saçma olurdu. Ne bileysem 600 yılında hiç kitap okumadan bunun yüz bin kat üzerinde bir şey inşa ettiyse sen dersin ki... ...bu demek ki Nebi Aleyhisselam normal bir insan değil. E, nübüvvet ispatı çıkar bundan. Çünkü bütün insanların eşit olduğu bir ortamda... ...hiç kimse birbirine ihtiyaç duymaz. Bir. İkincisi, hiç kimse diğerinin eksikliğini, ihtiyacını gideremez. Ve ortada bir imtihan olmaz. O kompleks yapı, kainatta gördüğün o müthiş grift yapı... ...ortaya çıkmaz. seni düşüneceğin bir şey olmaz. Konuşacağın hiçbir şey olmaz üzerine. Filan filan bir saçmalık ortaya çıkar. Evet... Sayfa 54. Şeriat Tanrısının Hilesi. o başlıklar da şey yani bakın sloganik. Şeriat Tanrısının Hilesi. Evet, buradaki hileyi Türkçe anlamında kullanıyorum. Vesaire diye uzun uzun işte hile şu demektir, bu demektir filan diye açıklamalar yapmış. Mekir kelimesinin kullanımından bahsetmiş. Kur'an'da geçen Kur'an'daki hile, mekir ifadeleri Arapçada aşina olan bilir ve ve Mekar Allah diye geçer mesela. Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Birincisi bu Arap dilinde bir üsluptur. Mesela e, cahiliye şiirlerinde şöyle şiirler vardır. E, hani arkadaş müthiş Arapça biliyor ya şeyde başlangıçta falan geçiyordu şeyde. Kur'an'ı en iyi bilen adam falan. Bunda şey karar veriyordu. Doğu Perinçek karar veriyordu. Kur'an'ı en iyi kimin bildiğini. E, Arap dilinde üsluptur. Mesela şi, cahiliye şiiri tam metnini hatırlayamayacağım ama onlar cahillik yaparsa biz de onların cahilliğine cahillikle karşılık veririz. Yani onların misliyle karşılık veririz. Buradaki ikinci cahillik esasen cahillik olmaz. Onlar bize zulmederse biz de onlara zulmederiz. Esasen bu ikinci zulüm de zulüm olmaz. Aynı kelimenin tekrarıyla, aynı şeyin misliyle cezalandırılacağı üslubu Arap dilinde çok yaygındır. Burada hile kelimesini müfessirlerimiz bu onlara yaptıklarının karşılığını, cezasını verileceği anlamına atfederler. Bunun kullanımı da gene Arap'ın dilindeki üslupla alakalıdır ve hitap ettiği kitleye göre bir anlam vardır. ya yani ceza cezalandıracağım demiş ama bunu güzel bir üslupla, edebi, belagatlı bir üslupla ve mekeru mekerallah şeklinde ifade etmiş ayet Celle. Bu yani söylediği hile diye söyleyip durduğu şey. Evet. İslam şeriatı tüm dünyayı bir savaş alanı görür. Bu savaş İslam inanırlarıyla inanmazlar arasındadır. Şeriat güçleninceye dek mümaşat yolunu yani birlikte barış içinde bulunmayı kullanır. Bu da bir çeşit hiledir ama güçlenince iki yoldan birini seçmesini ister insanlardan ya ölüm ya da İslam. Şimdi şeriat güçleninceye dek birlikte barış içinde bulunma. Şimdi birincisi İslam tarihini bu arkadaş biliyorsa şeriat yani İslam güçleninceye dek birlikte barış içinde bulunmayı kullanamamıştır. Çünkü sürekli zulme uğramıştır. Tamam. İslam güçlenince Medine seni kurunca yani güçlenince bilakis birlikte barış içinde bulunmayı kullanmıştır. Ya ölüm ya İslam diye bir şey hiç olmamıştır İslam'da. Çünkü ehli zimme diye bir grup vardır. Bunlar Müslüman topraklarında yaşarlar. Müslümanların sahip oldukları haklara bizatihi sahip olurlar. Yani İslam toplumunda yaşayan bir Hristiyan'dan bahsediyorum. İşte Yahudi'den bahsediyorum vesaire. Bunlar eşit haklara sahip olurlar. Kanları, canları, malları, Müslümanların kanları, malları, canları gibi güvendedir. Bununla ilgili hem ayetler vardır, hem hadisler vardır, hem sahabe sözleri vardır, hem de uygulamalar vardır İslam tarihinde. O yüzden Şeriat güçleninceye dek birlikte barış içinde bulunmayın nerede yaşamış? Bir anlası yani bilen varsa çıksın söylesin bakalım. İslam tarihi bu adam herkesten iyi biliyormuş. İslam güçleninceye dek neresi? Mekke'de güçlenene kadarki süreç. Mekke'de nerede birlikte barış içinde? Zaten öldürülüyordu Müslümanlar sürekli zulüm ediliyordu. Ve bu sadece İslam'ın ilk dönemlerinde olmadı. Son dönemlerinde de böyle oldu. Türkiye tarihinde de böyledir yani. Belki yaşayabilir bir hale gel geliyor. Ve şöyle bir şeyle bitirmiş. Burası ilginç geldi. Sayfa 56. TCK 141-142 maddeleriyle birlikte 160, 163. maddesinin tartışıldığı şu sıralarda. Yani bu tartışmayı da şey buluyor. Bunların fikir özgürlüğü, aydınlığı, bilimciliği bilmem neyi falan buraya kadar 141-142 solcuların haşat edildiği, Türkiye tarihinde yakın tarihimize solcuların haşat edildiği, anayasa maddeleri 163'te Müslümanların haşa, haşat edildiği maddelerdir. Bunlardan dolayı Müslümanlar yazı yazdıklarında sürekli hapse atılma korkusu yaşarlar. Mesela şu şahsın İslam'a saldırdığı gibi hiçbir şey hakkında konuşamazsınız Türkiye'de. Bir Müslüman böyle yazı yazamaz mesela. Hapse atılma korkusu yaşar. Solcular için de hakeza aynısı geçerlidir. Bu arkadaşların aydınlık böyle fikir özgürlüğü falan dediği şey de Cemil Meriç'in obskürantizm dediği dar bir çerçevede bütün fikirlere düşmanlık etmekten ibarettir. Ya böyle tipik şey mesela İran'da deprem olmuş. Oradan kendi kendine kötülük problemi falan çıkarmaya çalışmış. Her fırsat bulduğunda <laughs> İslam'a saldıracak bir şeyler olmuş... Bizim için bunların açıklaması kolaydır anladınız mı? Kötülük problemi diye bir videomuz var. Onları izleyebilirsiniz. Buradaki takriben 50 makaleyi falan anlamış olursunuz. Evet bakın mesela. El iman yemenin vel hikmetu yemeniye. İman Yemenlidir, hikmet de yemenidir hadis-i şerif hakkında konuşmuş. Kur'an'daki imanın ana yurdu falan diye bir şey açmış. Ne var ki şaşkınlığa yol açtığı için açıklamayı örtbas etmek amacıyla bir takım çabalar yani iman nasıl yemenlidir filan e, böyle Kızılay'da falan şey dağıtırlar. Ankara'da oturanlar bilir. Böyle solcular böyle şey dağıtırlar. Ee, el afişleri. Hani slogan böyle full slogan. Hani işçiler gelecek, patron zulmü bitecek filan hani. Bu üslup tam o üslup. <laughs> Tanıyan bilir yani. Ne var ki şaşkınlığa yol açtığı için açıklamayı örtbas etmek amacıyla bir takım çabalar göstermekten de geri kalınmadığı gözleniyor. Her zamanki kurtarıcı yola, tevil yani yorum yoluna başvuruluyor. Zorlamalı ve komik de olsa. Bak tamam ben sizde bir algı yaratıyorum. Tamam şimdi ne iman yemenlidir deyince şey mi? Şimdi bakın e, biraz kafa çalışsa bu İslami ilimlerden biraz haberdar olsa. E, mesela hadis-i şerif geldi tamam iman yemenlidir. İman dediğimiz şey bir e, varlık mıdır? Bir yurdu olabilir mi? Yok değil mi? Yani zahir, en zahir manasına baktığınızda en dış manası ilk anlaşılan manasınıza hayır olamaz. Çünkü e, şey değildir yani annesi babası yoktur falan filan. Bir yurdu yoktur. Demek ki burada bir mecaz var. Tamam mı? Bu arkadaş da bu mecazı kabul ediyor. Sonra sen diyorsun ki kardeş senin o anladığın saçma bu mecaz şöyle. O diyor o zaman diyor ki hayır tevil yoluna saptınız. Siz işte benim söylediğim salakça manayı kabul etmediğin için tevil yoluna sapıp e, işte zorlamalı ve komik de olsa işte yorum yoluna başvurup Ya yorumlamayan biriz mi? Sen de yorumluyorsun zaten bunu. Şu an yorumluyorsun, tevil yapıyorsun yani. Yani böyle kullandıkları kelimelerin ne, manasını biliyorlar, yaptıkları faaliyetin manasını biliyorlar. Şu an yaptığı mesela burada bunu yorumluyor, tamam mı? Tevil ediyor. Sana diyor ki tevil yoluna başvurup komik olmuşlardır filan. Ya sen de tevil yapıyorsun şu an. <laughs> Ve bir de tevillerin en kötülerini seçmişsin. Tamam, Yemen denilirken anlatılmak istenen Mekke'dir. Hayır değil.